Evet, verilenlere göre arkadaşlar aşağıdaki nokta aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Şimdi kısa yolumuz vardı. Eğer doğrunun eğimi artı eksi 1 olursa arkadaşlar noktayı denklemde yerine yazarak x yerine yazacakmışım. 1 yazıp y'yi bulacağım. Simetrisini y'ye 0 yazarak da neyi bulacağım? X'in simetrisini bulacağım. X yerine 1 yazdığımız zaman y'miz ne geliyor arkadaşlar? Eksi 1 geliyor. Evet, y'ye 0 yazdığım zaman x'imiz ne geliyor? Artı 2 geliyor. Yani aradığım noktanın simetrisi yani m üssü 2'ye eksi 1 olacakmış arkadaşlar. Evet, verilenlere göre diyor m 3'e eksi 1 noktasının simetriği nedir diye sormuş arkadaşlar. Şimdi bir bize ne veriyor arkadaşlar? Doğru veriyor. Bir doğrumuzu alalım. Y eşittir neymiş bu doğrunun ismi? Y eşittir eksi 3x artı 5'miş. Bu doğrusunun bir M noktası kabul edelim. M'miz de 3'e eksi 1. 3'e eksi 1 noktasına göre simetri olan doğruyu soruyor bana. Şimdi bunlar da birbirine paralel olduğunu biliyorduk arkadaşlar. Yani ikinci doğrumda Y eşittir eksi 3x artı ne olacaktı? K olacaktı. Evet, şimdi bu doğrunun üzerinde herhangi bir nokta belirleyebiliyoruz arkadaşlar. Bu noktayı ne belirleyelim? Doğru üzerinde bir nokta. Mesela x'e 0 verirsem y ne olur? 5 olur değil mi? 0'a 5 noktası belirleyelim. Bir a noktası belirledik. 0'a 5. Şimdi artış azalış yaparak bu doğru üzerindeki noktayı da bulabilir miyim? 0'dan 3'e çıkmış. Kaç artmış? 3 artmış. 3 daha artarsa ne olur? Buraya da ne diyelim? M, N, K, N noktası diyelim. 0'dan 3'e çıkmış, 3 artmış. 3 daha artarsa ne olacak? 6 olacak. 5'ten eksi 1'e düşmüş arkadaşlar. 6 azalmış. 6 azalırsa ne olacak? Eksi 7 olacak arkadaşlar. Bu noktada denklemi ne yapmak zorunda? Sağlamak zorunda. Yani x yerine 6 yazarsam, y yerine de eksi 7 yazarsam, eksi 7 eşittir. 6 kere 3, eksi 18 artı k. Eksi 18'i diğer tarafa atarsam artı 18 olur. 18'den 7 çıkarsa ne kalır arkadaşlar? 11 kalır. Yani k'yı ne bulduk arkadaşlar? 11 bulduk. Götürüp denklemde yerine yazarsam y eşittir eksi 3x artı 11 olacak arkadaşlar. Yani cevabımız ne olur? D şıkkı olur arkadaşlar. AB noktasının orijine göre simetri B demiş arkadaşlar. AB'nin orijine göre simetri alınırken ne yapıyordu? İkisi de işaret değiştiriyordu değil mi? İkisi de işaret değiştiriyordu. Yani B noktamız eksi A'ya eksi B olacak. B noktasının da diyor Y eşittir eksi X doğrusuna göre simetri. Yani bunun Y eşittir eksi X doğrusuna göre simetriğine C de diyor. Şimdi y eşittir eksi x'te arkadaşlar hem yer hem işaret değiştirecekti. Yani o zaman yerleri değişecek hem de işareti değişecek. Buna da c noktası diye diyor. C noktasının da x eşittir 1 doğrusuna göre simetri. Yani 2 ile çarpıyorduk doğruyu. X'i çıkartıyorduk arkadaşlar. Evet, bu noktaya da ne diyor bize? D noktası de diyor. Bu da 5'e 2 noktasına eşitmiş. Yani d noktamız neymiş arkadaşlar? 5'e 2 noktasına eşitmiş. Buradan A ve B nedir diye soruyor. Buradan A'nın direkt 2 olduğunu görebiliyoruz. A'mız neymiş arkadaşlar? 2. B'miz de 2 eksi B eşittir 5'ten. B'yi bu tarafa atarsam, bunu bu tarafa atarsam 2 eksi 5'te ne yapar arkadaşlar? Eksi 3 yapar. B'miz de kaçmış arkadaşlar? Eksi 3'müş. Bu ikisinin toplamını sormuş. İkisini topladığım zaman ne yapıyor arkadaşlar? Eksi 1 yapıyor. Evet, bir nokta vermiş. Evet arkadaşlar, bu noktanın diyor bu doğrusuna göre simetri o y ekseni üzerinde ise a kaçtır demiş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şu doğruyu mesela bir çizelim. Şöyle bir doğrumuz var. X y'ye 0 verdiğimiz zaman x'i kaçtan kesecekmiş? Eksi 2'den kesecek. Buna 0 verdiğimiz zaman y'yi kaçtan kesecek? Artı 2'den kesecek. Şimdi arkadaşlar diyor ki bir A noktası al diyor. Bu A noktasının diyor bu doğrusuna göre simetriği Y ekseni üzerinde ise. Yani mesela şurada bir A noktası aldım. Buna göre simetrisini aldığım zaman bu eksen ne olacakmış arkadaşlar? Y ekseni üzerinde olacakmış. Y ekseni üzerinde olduğu zaman X'i ne olacak arkadaşlar? 0 olacak. Yani X'i 0 olduğu için yani bu doğru üzerinde ben bir nokta alsam. Bunu toplayıp ikiye böldüğüm zaman orta noktayı verdiği zaman ne yapacakmış arkadaşlar? Cevabı bulmuş olacağım. Yani burası a'ya a artı 1'di.
Yani bu doğru üzerinde herhangi bir nokta alalım arkadaşlar. Mesela ne alalım? X'ine mesela eksi 1 desem. X'e eksi 1 dediğim zaman y'miz de ne oluyor? Y'miz de artı 1 oluyor değil mi? X'ine eksi 1 oldum. Y'sini de artı 1 aldım. Denklemi sağlayacak şekilde nokta veriyorum. Şimdi denklem üzerinde sağlayan bir noktayı aldım. X'imize eksi 1. Y'mizi ne bulduk arkadaşlar? Artı 1 bulduk. Eksi 1'e artı 1. Şimdi buradan ben x'inin kesinlikle 0 olduğunu bildiğim için 0 ile a'yı toplayıp 2'ye böldüğüm zaman bana neyi verecekmiş? Eksi 1'i verecekmiş arkadaşlar. İçler dışlar yaptığımız zaman buradan a'yı ne buldum? Eksi 2 bulmuş oldum. Evet, doğrularına göre yansımalarının birbirine olan uzaklığı kaç birimdir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar iki tane doğru var birbirine paralel. Şu şekilde iki tane doğru olsun. Bu doğru da x'imiz eksi 2, y'miz de artı 6 olacak şekilde bir nokta al diyor. Eksi 2'ye 6 mesela şurada bir nokta al diyor. Bu noktanın buraya göre simetriğini al diyor. Yani burası A ise burası da A. Bunun buraya göre de simetriğini al diyor. Buraya mesela B dersen buraya da ne diyeceğim? B. Sonra şu ikisinin arasındaki uzaklık 2A artı 2B ne olur diye soruyor bana. Yansımanın bir noktanın bir doğruya uzaklığı arkadaşlar. Formülü hatırlıyor muyuz? AX1 artı BY1 artı C bölü kök içerisinde neydi? A kare artı B kareydi değil mi? Bir noktanın bir doğruya olan uzaklığı yapalım. Birinci noktayı denklemde yerine yazarsam X yerine eksi 2, eksi 4 çarpı Y yerine artı 6, eksi 12 bölü kök içerisinde 3, 4 ne üçgenimiz vardı arkadaşlar? 5 üçgenimiz vardı değil mi? Paydamız hemen 5. 2 kere 3 ne yapar? Eksi 6. 6 kere 4 ne yapar? Eksi 24. Bir de eksi 12'miz var arkadaşlar. Bunun da mutlak değerini alıyorduk. Negatif olmazdı çünkü uzunluğumuz. Topladığımız zaman 24, 6 daha 30, 12 daha 42 bölü 5 bulduk arkadaşlar. 30, 42 bölü 5. Evet. Şimdi bu A dediğimiz 42 bölü 5 arkadaşlar. Şimdi de diğerini bulalım arkadaşlar. Bir noktanın bir doğruya olan uzaklığında 3 çarpı x yerine eksi 2. Eksi 4 çarpı y yerine ne yazacakmışım? Artı 6. Artı 33. Artı 33. Mutlak değer içerisinde bölü. Yine 3, 4'ün üçgenimiz vardı arkadaşlar. 5. 2 kere 3 ne yapar? Eksi 6. 6 kere 4. Eksi 24. Eksi 30 borcum var. 33 alacağımız var. O zaman buraya ne geldi arkadaşlar? 3 bölü 5 geldi. Yani şu bulduğumuz bizim A, şu bulduğumuz B. İkisini toplayalım arkadaşlar. A artı B'miz ne yapar? 42, 3 daha. 3 artı 42 bölü 5'ten 45 bölü 5 yapar. O da ne yapar arkadaşlar? 9 yapar. A artı B 9'sa 2 artı 2B ne yapar arkadaşlar? 9, 9, 18 yapar. Evet, 3x eksi y eksi 2 eşittir 0 doğrusunun A 1'e 0 noktasına göre simetri olan doğrunun y eksenini kestiği noktanın ordinatı kaçtır demiş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir tane doğru veriyor bize. Bir doğrumuz var. Bir doğru üzerinde arkadaşlar bir nokta alabilirim, değil mi? Bir tane doğru versin mesela şu şekilde. Bu doğrumuz 3x eksi y eksi 2 eşittir 0 doğrusu. Bunun üzerinde bir nokta aldığımızı düşünün arkadaşlar. Bu noktamız ne olabilir? Mesela kafadan değer verelim. Mesela x'ine 0 versek y'si ne olur? Artı 2 mi olur? Mesela bir B noktası aldık. X'ine 0 verdim. Y'si ne olacak o zaman? Artı 2 olsun mu? Eksi 2 mi olsun? Eksi 2 olsun ki sıfırlama denklemi ne yapsın arkadaşlar? Sağlasın. Değil mi? Çünkü x'e 0 verirsem y'ye eksi 2 vereyim ki eksi eksi artı 2 eksi 2 sıfır yapsın. Şimdi bu doğrunun diyor, bu doğrunun A 1'e 0, 1'e 0 noktasına göre simetri olan doğrunun y eksenini kestiği noktanın ordinatı nedir diye soruyor arkadaşlar bize. Şimdi arkadaşlar 0 eksi 2 denklemi sağlıyor. 0'dan 1'e kaç artmış arkadaşlar? 1 artmış. O zaman 1 daha artarsa buranın x'i ne olacak arkadaşlar? 2 olacak. Eksi 2'den 0'a çıkmış arkadaşlar. Kaç artmış? 2 artmış. Yine 2 artarsa 2'ye 2 bu denklemi ne yapmak zorunda? Sağlamak zorunda. Şimdi arkadaşlar buna bir noktanın bir doğruya göre paralelinde yine ikisi denklemde ne olacaktı? Paralel olacaktı. Nokta denklemi ne yapardı arkadaşlar? Sağlardı. X yerine 2, Y yerine 2 yazdığım zaman. 2 kere 3, 6. 6'dan 2 çıkarsa 4. O zaman K'yı ne bulduk arkadaşlar? Eksi 4 bulduk. Yani aradığım denklem benim 3X eksi Y eksi 4 eşittir 0.
Şimdi y eksenini kestiği noktayı bulabilmek için arkadaşlar x'e ne veriyorduk? 0 veriyorduk. X'e 0 verdiğim zaman o zaman y'imiz ne geldi arkadaşlar? Eksi 4 gelir. Evet, bir doğru vermiş. A noktasına göre simetri ikinci açıortay doğrusudur diyor arkadaşlar. İkinci açıortay doğrusudur. Buna göre diyor m kaçtır? Şimdi arkadaşlar ikinci açıortay doğrusu ne demekti? Y eşittir eksi x doğrusuna biz ne diyorduk? İkinci açıortay doğrusu diyorduk arkadaşlar. Şimdi ikinci açıortay doğrusunda sabit bir şey var mıydı arkadaşlar? Sabitlik olayımız yok değil mi? O zaman eğimleri birbirine eşit olmak zorunda değil mi arkadaşlar? Evet, mesela şöyle bir şekilde daha iyi anlatalım. Şimdi y eşittir ikinci açıortay doğrumuz şuydu bizim. Bu doğruya biz ne diyorduk? Y eşittir eksi x doğrusu diyoruz. Bunun eğimi ne arkadaşlar? Eğimi eksi 1 değil mi? Herhangi bir diyor A noktası al diyor. Bir tane A noktası alsam. Bu A noktasına göre simetri neymiş arkadaşlar? Bu doğruymuş. Yani mx artı 3 y eksi 6 eşittir 0 doğrusuymuş. Bunlar birbirine paralel olduğu için arkadaşlar. Demek ki eğimler birbirine ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Y eşittir eksi x'in eğimine eksi 1. Bu doğrunun eğimine arkadaşlar. X kimle çıkıyor? Eksi m ile y 3 ile. Bir de formülde ne geliyor? Eksi geliyordu. Evet, içler dışlar çarpımı yaptığımız zaman arkadaşlar buradan m'i ne buluruz? 3 buluruz. Doğrularının kesim noktasının x eksenine göre simetriği nedir arkadaşlar? Evet arkadaşlar, buna biz doğru demeti diyoruz. Yani bir noktadan sonsuz tane doğru geçer değil mi? Bu doğruların kesim noktası xy. Buna da bulabilmek için m eleman reel sayı istediğin değeri verebiliyorsun m'e. M'e mesela bir 0 verelim arkadaşlar. M'e 0 verdim, gitti gitti gitti. 4y 8 ise buradan y'yi ne buldum arkadaşlar? 2 buldum. Y'si kesinlikle ne olacakmış? 2 olacakmış. Evet, şimdi M'e ne verelim arkadaşlar? 1 versek M'e 1 verelim. 4 oldu. M'e 1 verdiğim zaman y'yi 2 bulduk arkadaşlar. 2 kere 4 burası 8 oldu. M'e 1 verdik arkadaşlar. Buradan bir eksi 3x geldi. Y'yi 2 bulmuştuk. 2 kere 4 8. Bu da eşittir 8'miş. 8'ler birbirini götürürse 8 4 daha 12 eşittir 3x'ten. X'i ne bulduk arkadaşlar? 4 bulduk. Yani aradığım x'i y noktamız 4'e 2'ymiş arkadaşlar. Bu 4'e 2 hemen ne diyor? X eksenine göre simetriğini al bunun da diyor. X eksenine göre simetri alınırken x'te bir değişme var mıydı arkadaşlar? Yoktu. Yani 4. Ama y'si ne oluyordu? Aşağı tarafa düştüğü için işaret değiştiriyordu. O zaman 4'e eksi 2 olacak arkadaşlar.